Cemalettin Aksarayî Hazretleri 1. Bölüm Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen alimlerden ve evliyadan. İsmi Muhammed'dir. Babası büyük alim Fahreddin Razi Hazretlerinin torunlarından Vâiz Muhammed bin Muhammed'dir. Nesebi bir koldan Hazreti Ebubekre, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemalettin lakabıyla ve Aksarayî nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Doğum tarihi bilinememektedir. 1389 Hicri 791 senesinde Aksaray'da vefat etti. Kabri Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. İlk tahsilini doğum yeri olan Aksaray'da babasından ve diğer alimlerden yapan Cemalettin Aksarayî Hazretleri, Amasya'ya giderek aynı lakabı taşıyan hemşehrisi Cemalettin İbrahim Aksarayî'nin oğlu Fahreddin İlyas Rumi'den ders aldı. Hacı Şahat Geldi Paşa ile ders arkadaşıydı. Her ikisi de akli ve nakli ilimlerde en iyi şekilde yetiştiler. Hacı Şahat Geldi Paşa, Amasya emiri olunca, Cemalettin Aksarayî Hazretlerini Amasya kadılığına ve Darül İlim Müderrisliğine getirdi. Amasya kazaskeri Pir Nizamettin Muhammed Cürcani vefat edince, onun yerine Amasya kazaskerliği vazifesi de verildi. Bu vazifeleri üstün bir liyakat ve başarıyla yürüten Cemalettin Aksarayî Hazretleri, İlim okutup talebe yetiştirdi. Yüksek ilmi ve ahlakıyla insanlara örnek oldu. Amasya'nın buhranlı devrinde insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için çalıştı. Amasya'da çıkan bir karışıklık üzerine oradan ayrılarak Karamanoğulları Beyliği'nin hakimiyeti altında bulunan Konya'ya geldi. Karamanoğlu Alaaddin Bey, yüksek ilim ve fazilet sahibi olan Cemalettin Aksarayî Hazretlerini Konya kadılığına tayin etti. Bir müddet bu vazifede kalarak insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlattı ve adaletin devamı için gayret etti. Sonra doğduğu yer olan Aksaray'a döndü. Mevlana Celaleddin Rumi ve Fahreddin Razi Hazretleri gibi Cemalettin Aksarayî Hazretleri de dergâhından medreseye atla gelir giderdi. Cemalettin Aksarayî Hazretleri vaktini çok iyi değerlendirdiği ve medresesine normalin üstünde talebe geldiği için bir kısım talebelerine yolda ders verirdi. Atının üstünde giderken talebeleri etrafını sararlar, hatta atının üzengilerinden tutarak yürürlerdi. Yürürken hocaları onlara ders anlatırdı. Bu sebeple yürüyerek ders alan bu talebelere meşaiyun, yürüyenler adı verilmişti. Bir kısım talebeleri de medresenin revaklı dış bölümünde beklerler. Cemalettin Aksarayî Hazretleri medreseye girip derse başlamadan önce bunlara da ders verirdi. Bu talebelerine de revakiyun, revaklı yerde bulunanlar denirdi. Bir kısım ve asıl talebelerini de medresede okuturdu. Cemalettin Aksarayî Hazretleri talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir, sırrını muhafaza ederse, Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Kul gizli ve açık, her zaman Allahü Teala'ya itaat eder. Hiçbir an onun emrinden çıkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Nefsin arzusuna uymaz.
nimet zamanında şükreder, şiddet zamanında sabreder. Kendinden aşağı olana ikram eder. Kendisiyle istişare edenin sözünü dinler. İnsana nefsin hakim oluşunun temeli arzulara, isteklere uymaktır. Arzu ve heveslere uyma galip gelince kalbi kararır. Kalp kararınca can sıkılır. Can sıkılınca huy kötüleşir. Kalbin 6 hasleti vardır. Hayatı ve ölümü, sıhhati ve hastalığı, uyanıklığı ve uyuması. O hidayetle diri olur, dalaletle ölür. Temizlik ve saflıkla sıhhat bulur. Dünyaya meyletmek ve kararmakla hastalanır. Zikirle uyanır, gafletle uyur. Bunlardan her birinin alametleri vardır. Kalbin diriliğinin alameti, iyiliğe rağbet, kötülükten el çekmek ve hayırlı amel işlemek. Ölümü de bunların tersidir. Sıhhati, bunlarla sıhhat ve lezzet bulması, hastalığı da tersidir. Uyanıklığının alameti, duyması ve görmesidir. Uyuması da sağırlığı ve körlüğüdür. Dünya rahatlığının peşinden koşmak, dünya ve ahirette sıkıntıya sebep olur. Dünyayı terk edip, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, sevabın rahatlığını getirir. Nefsinin arzularını terk eden, onların musibetlerinden de kendisini korumuş olur. Seçilmişlerin kalpleri temiz, ahlakları güzeldir. Onlar insanların önderleridir. İnsanları hayırlı amellere davet eder, sultan ve devlet adamlarına emri maruf, nehy anil münker yaparak, yani Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirerek huzur ve asayişi sağlarlar. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, insanın dini arkadaşının dini gibidir. Herkes kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Bilmediklerinizi sorunuz. Cehaletin ilacı sormaktır. Ümmi Ferve Hazretleri haber veriyor. Resulullah Efendimize aleyhisselam hangi amelin efdal olduğu soruldu. Amellerin efdali vaktin evvelinde kılınan namazdır buyurdu. Sevgili Peygamber Efendimiz başka hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir. Öldükten sonra da bildirilir mi denildiğinde, toprak peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan sana selam söyledi ve dua etti der. Muhakkak ki Allahü Teala lütuf sahibidir. Kullara kolaylık diler, güçlük dilemez. Yumuşak hareket etmeyi sever ve sertlikten dolayı vermediği kazancı yumuşaklık sebebiyle verir. Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir. Durdurmak isterse hayvan ona uyar. Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar. Cennete gidecek olanları haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. Cemalettin Aksarayi Hazretleri yine buyurdular ki, Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh bildirdiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu 5 şeyden, tembellikten, cimrilikten, yaşlılığın kötülüğünden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allahü Teala'ya sığınırdı. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı çok söylerdi. Allah'ım bize dünyada da ahirette de hasene iyilik ver.
bizi cehennem azabından koru. Abdullah bin Ömer Hazretleri, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dualarından birisinin şöyle olduğunu haber verdi. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, ihsan ettiğin afiyetin değişmesinden, ansızın azabının gelmesinden, gazabına sebep olacak şeylerin hepsinden sana sığınırım. Hazreti Ebubekr radıyallahu an Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmişti. Kederli olanın yapacağı dualar şunlar. Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni bir an olsun nefsime bırakma. Benim bütün halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Bir gün Ebu Hafs Hazretlerinden tasavvufu sordular. O, tasavvuf baştan başa edeptir. Zira her vaktin bir edebi, her makamın bir edebi ve her halin bir edebi vardır. Vakitlerle ilgili edebe riayet edenler, vaktini iyi şeylerle geçirenler, veli kimselerin makamına ulaşırlar. Edebi terk edenler, Allah-u Teâlâ'ya yakın olduklarını zannettikleri halde ondan uzaktırlar. Bazı kullar da vardır ki, kendilerinin zannettiklerinden daha yüksek bir mertebeye sahiptir. Daha sevgilidirler. Kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi iş nedir? Dediler. Haddad Hazretleri, kulu Allahü Teala'ya yaklaştıran en iyi vesile, kulun her halükarda, daimi surette ona ihtiyaç duyması, bütün işlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarılması ve gıdayı helal yoldan temin etmesidir buyurdu. Ubudiyet, kulluk nedir diye sordular. O, malı bırakıp emrolunan hususa sımsıkı sarılmaktır. Hak aramak yerine vazifeye koşmaktır. Öyleyse kerem nedir dediler. Dünyayı ona muhtaç olanlara bırakıp Allahü Teala'ya kulluğa yönelmektir. Cimri kime derler dediler. İhtiyaç anında başkasını düşünmeyene buyurdu. Dünya ve ahiret işlerinde kardeşlerini kendisinden önde tutana ne denir denildi. O, İsar sahibi denir buyurdu. Ona, bid'at nedir dediler. Şu karşılığı verdi. İlahi hükümleri çiğnemek, sünneti küçümsemek, şahsi istek ve düşüncelere tabi olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnete uymayı terk etmektir. Cemalettin-i Aksarayî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Cemalettin-i Aksarayî'nin defnedilmesinden sonra dersleri yarım kalan talebeleri birlikte toplanıp kabrinin başına gittiler. Saygı ve hürmetle ziyaret edip ruhuna Kur'an-ı Kerim'den sureler okudular. Devam ederek, "Hocam biz geldik." dediler. Fakat Cemalettin-i Aksarayî Hazretlerinden ses gelmedi. İkinci ve üçüncü gün aynı durum oldu. Dördüncü gün kabrin başına geldiklerinde ruhaniyeti tecessüm edip, "Geldiniz mi yavrularım? Haydi dersimizi okuyalım." buyurdu. Yarım kalan derslerini tamamlayıp ayrılacakları zaman talebeleri, "Hocam, biz üç gündür kabrinizin başına geldik. Toplanıp sizden cevap bekledik ama bir türlü cevap alamadık. Sebebi neydi?" diye sordular. Cemalettin Aksarayî Hazretleri cevaben buyurdu ki, "Evlatlarım, defnedildiğim kabrin yanından bir mümin geçiyordu. Kabristana karşı dönüp bir Fatiha ve üç İhlas-ı Şerif okudu. Burada yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. O sevaptan nasibimizi alabilmek için biz de sıraya girdik. Üç günde bana ancak sıra gelebildi. Onun için geç kaldım. Özür dilerim." Cemalettin-i Aksarayî Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Her zaman nefsini suçlamayıp, ona muhalefet etmeyen aldanmıştır. Nefsine rıza gözüyle bakan mahvolmuştur. Allah korkusu, kalpte bulunan bir meşaleden ibaret olup,
hayır ve şer namına kalpte bulunan her şey ancak onunla görülebilir. Hakiki fakirlik bir kimsenin almaktan çok vermekten hoşlanmasıdır. Üzerinde daima Allahü Teala'nın lütfunu gören kimsenin mahvolmayacağı ümit edilir. İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey Allahü Teala'nın huzurundaki murakabe halidir. Allahü Teala'ya güvenip kendini zengin bilmek ne hoştur. Bir namerde dayanıp kendini zengin bilmek ise ne fenadır. Kulluk kulun zinetidir. Kulluğu terk eden süsten mahrum kalır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Gönlünde tevazuunun, alçak gönüllülüğün bulunmasını isteyen bir kimsenin salihlerin sohbetinde bulunması ve onlara hizmetten ayrılmaması lazım gelir. İşlenen kusur ve kabahatlerden ötürü her zaman gönlü kırık olmak lazımdır. Mürüvvet, insaflı olmak ve hiç kimseden intikam almayı istememektir. Her kim söz, iş ve hallerini Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun yapmaz ve günahlarından dolayı kendini suçlamazsa onu veliler sınıfından saymazlar. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlas ile yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek. Bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara rıfk, güzel muamele, genişlik zamanında hilm, yumuşaklık ile nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve kerem ile davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, faziletli olmak, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik yapmak ve bütün Müslümanlara hürmet etmektir. Çünkü Müslümanlardan her biri mutlaka Allahü Teala'nın bir lütfuna mazhardır. Onun duası insanı Allahü Teala'nın rahmetine kavuşturur. Vefat edeceği zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretlerine talebeleri ve sevdikleri bize nasihatin nedir dediler. O konuşmaya takatim yok dedi. Sonra kendinde biraz güç hissedince önde gelen talebelerinden Ebu Osman Hırî ona efendim bir şeyler söyleseniz de sizden yadigar olarak nakletsem dedi. O zaman Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri işlenen kusur ve hatalara bütün kalbinizle pişman ve üzgün olunuz. Sözü size nasihatim olsun buyurdu. İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan dünya ve ahirette mes'ud olur. Allahümme inni eûzu bike min hemezâtiş şeyâtin. Ya Rabbi, şeytanların aldatmasından, şeytanların şerrinden sana sığınırım. Bu duayı mübarek hocam çok okurdu. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da, sevabını bana hediye etse diye beklerlermiş. Üç şey düşmanlığa sebep olur. Mala tamahkârlık, insanların ikramlarına düşkünlük göstermek, insanların göstereceği itibara önem vermek. İnsanların isteklerine karşı çıkılmadıkça, bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca, iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar, İsteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Akıllı, korktuğu şey başına gelmeden önce onun çaresine bakandır. Allah korkusu seni ona ulaştırır ve kendini beğenmekten uzaklaştırır. Dünyayı sevmek Allah sevgisini kalpten götürür. Allahü Teala'dan başkasından korkmak Allah korkusunu kalpten çıkarır. Allah'tan başkasından istemek Allahü Teala'ya olan ümidi kalpten uzaklaştırır. Evliyanın sohbetine kavuşan kimse Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulur.
Allahü Teala'yı tanımak demek, ona itaat etmek demektir. Ona iman etmek demektir. Allahü Teala'nın haramlarına, yasaklarına dikkat etmek demektir. Bir ibadet ne kadar rızâ-i ilahi için olursa buna ihlas diyoruz. Allah indinde o kadar makbuldür. Din kardeşliğinde bu esastır. Onun için uyusa da makbuldür, uyanık olsa da makbuldür. Allahü Teala ahir ve akibetimize hayır eylesin. Amin.